Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta insan olduğumuz için günah işleyebileceğimizi ama insan olmak için de tövbe etmemiz gerektiğini bilenler. Muhittin Arabi Hazretleri diyor ki, eğer bir günaha düşersen yanılıp yakılıp, daha o günahı işlediğin kıyafet üstündeyken bir iyilik yap ki onun tövbesine delalet etsin. Tövbesi kolay olsun. Niye böyle diyor? Bunu bilmiyoruz. Buralarda pek niyeye akıl sır ermiyor. Allah bilir. Ama böyle diyor. Bunlar ufak ipuçları. Et taibu minedden bikamen laden bile. Günah işledikten sonra tövbe hiç günah işlememiş gibidir. Ama bir daha o günaha dönmemek kaydı şartıyla. Pişman olup gözyaşı döküp o günaha bir daha dönmemek şartıyla hiç, hatta bir kısmı şöyle demişler. Siz ayetü celleyle de sabit günah işledikten sonra tövbe ederse insan Allah geçmişteki seyyiatını da hasenata tebdil ediverirmiş. Salam bir pişmanlıkla tövbe etti. Geçmişteki günahlarını bile sevap olarak verir. Çok uzattık sözü. Bugün biri bir günün mevzu işte böyle bir tövbekar zatın mevzudur. Adamın biri varmış eşkıya yol kesiyor. Geçmiş zaman kervanların yolunu kesiyor. Onların malını mülkünü alıyor falan gönderiyor böyle bir eşkıya adamları var. Baba. Üf. Fakat bu adamın enteresan bir adeti varmış. Kimin malını alsa çağırır sorarmış. Sen ne iş yapıyorsun bakayım? İşte efendim bir, bir kumaş tüccarıyım falan. Nerede oturuyorsun? İşte efendim Halep'te oturuyorum. Ha Halep'te hangi mahallede oturuyorsun? Şu mahallede. Adın ne? İşte Ahmet İbni Mehmet. Tamam bir köşeye yazarmış. Halepli kumaş tüccarı Ahmet İbni Mehmet'ten yüz altın çöktük. <laughs> niye yazıyor? Niye yazdığını o da bilmiyor. Böyle bir şey olmaz. Yazıyor ama bak menkıbenin sonunda biz adamın niye yazdığını anlayacağız. Ona da bir yazdıran var. Allah yaz demeyince yazılmaz. Ona da bir yazdıran. Yazarmış böyle her şeyi tek tek not edermiş. Bir gün gene mutatları üzere bakmışlar bir kervan geliyor. Adamlarıyla beraber çıkmışlar. Kervanın önünü kesmişler. Tam böyle bir milleti tek tek sıradan bir geçirecekler. Bir ses katiften, Eşkıyaların reisinin kulağına bir ses gelmiş. Senin de yaptıklarını bir gören var. Durmuş. Bu ses nereden geliyor falan sağ sola. Başkası duyuyor mu diye oradaki insanlara bakıyor. Yok herkes kendi halinde. Eşkıyalar falan milleti soymakla meşgul. Senin de bir yaptıklarını gören var. Ses devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Adam durmuş öyle. Adamlarını çağırmış. Bir dakika demiş, durun. Durun bakayım. Bunlardan ne aldıysanız iade edin demiş. İade ediyor. Niye? Niye demiyorlar? Çünkü ya bu işler böyledir. İnsan ustasına niye demeyecek? Eşkıya bile ustasına niye dediği müddetçe iyi bir eşkıya olamaz. Velev ki evliyalık derdine düşen niye niye dememeli ustasına siz buradan anlayıver. Adamlarına demiş bundan sonra ben bu işleri bırakıyorum arkadaşlar. Tövbe ediyorum. Dememişti de öyle bana göklerden bir ses geldi, içime bir ilham düştü, yaptıklarımızı bir gören varmış ve Hiçbir şey anlatmamış. Mert adam. Tövbe ediyorum demiş. Adamlar da eyvallah diyorlar onunla beraber tövbe ediyor. Adam almış o defteri eline. Yazıyordu ya herkes kimden ne aldığını. Bakmış Tövbenin şartları arasında bu da var. Bazen insan bir günah işler ondan sonra Allah'ım affet der. Tövbe ettiğini zanneder. Şimdi Allah'la kul arasındaki mevzularda bu böyledir. Allah verir. Allah'ım affet dersin. İçiyor. Gece gündüz içiyor. E, haram. Fakat bir gün tövbe ediyor. Allah'ım bir daha yapmayacağım diyor. Şişeyi kırıyor. Allah'la kendisi arasındaki bir hukuk. Bir daha içmezse içki günahına tövbe etmiş olur. Ama kul hakkı. Birisinin hakkını yemişsin. Allah'ım affet bir daha kul hakkı yemeyeceğim. Güzeldir bu da güzeldir de gidip o hakkını yediğin kişiyle de helalleşmen lazım. O zaman bunun tövbesi mümkün olur. Mesela adamın gıybetini etmiş, dedikodusunu etmiş, iftira etmiş, bilmem ne yapmış sonra tövbe ediyor geliyor diyor ki Kardeş bana hakkını helal et la. Niye? Ya hakkını helal etse boş ver niye karşı? Olmaz. Diyeceksin ki vaktiyle ben senin şöyle bir mevzuda gıybetini etmiştim. Şöyle bir dedikodunu yapmıştım. Sana şöyle iftira etmiştim. Bana bundan dolayı hakkını helal et. Ha şöyle bir nüans da olabilir. Onları söylediğin vakit onun kalbi senden soğuyacak. Araya bir fitne girecek. Hani örtmek için, setretmek için şu denilebilir. Kardeş senin vaktiyle çok gıybetini etmişim. Haksızlık yapmışım. Dedikodunu da yapmışım. Bana hakkını helal et. Şöyle bir kalbini yoklayacak. Kalbi hediyorsa... Ya helal olsun. Bütün haklarım sana helal olsun. O gıybette dedi. Hepsi sana helal olsun diye Neyse. Bizimki demiş ki madem tövbe ettik ben malını aldığım herkese götürüp malını iade etmeliyim ki benim tövbem hakiki bir tövbe olsun. Açmış kara kaplı defteri. Bakmış. İşte Ahmet Efendi filanca götürmüş ona vermiş aldığını. Hakkını helal et. Gidiyor. Diyor ki ben tövbe ettim. Vaktiyle senden böyle bir şey almışım. Beni bağışla. Neyse onunkini ödemiş, berikini ödemiş, diğerini ödemiş, ötekini falan derken en son bir kişi kalmış. Bir Yahudi. Adamın yüz altınını almış. İlk eşkıyalığa başladığı zamanlar. Araya sonra varmış onun memleketine Yahudi'yi de bulmuş. Demiş ki senin vaktiyle bir kervanda hiç yolun kesildi mi? Düşünmüş böyle. Kesildi demiş. Bir 20-30 sene kadar önce ben böyle bir şey yaşadım. Neyini almışlardı senin? Bana bir yüz altını aldılar demiş. Alan adamı görsen tanır mısın? Tanımam demiş. Yıllar geçti. Bana benziyor muydu? Ya ben ne bileyim demiş. Benle şaka mı ediyorsun? Sen nereden biliyorsun? Sen de mi o kervandaydın falan? Demiş ki yok. O kişi bendim. Ben aldım. Hadi demiş hemen elinden tutmuş. Karakola gidiyoruz. Yürü. Kadıya gidiyoruz. Hakime gidiyoruz. Adam demiş ya kardeş ben tövbe ettim. Şimdi götürsen beni karakola. Ben hapse düşeceğim. Bunun sana bir faydası yok. Sen de alacaklarını alamayacaksın. Bunun da sana zararı var. Geldim şimdi biz seninle anlaşalım. Ne yapalım? Ben tövbe ettim. Gerçekten tövbe ettim. Kimin de benim üzerimde hakkı varsa götürdüm onu iade ettim. Ama sıra sana geldi. Malım kalmadı. Sana ödeyebilecek bir şeyim yok. Fakat sana da borçlu kalmak istemiyorum. Ben karın tokluğuna senin yanında çalışırım. Bana iş ver. Bir kuru ekmek versen yeter. Başka bir şey istemiyorum. Yeter ki benim üzerimde hakkın kalmasın. Borcumu ödeyene kadar yanında çalışırım. Yahudi bak öyle mi Demek borcunu ödenene kadar yanında şaşır. Evet. Gel demiş. Götürmüş bunu bir tarlaya. Şöyle bir vadi düşünün. Büyükçe bir vadi. İki tarafı da Yahudinin. Demiş ki bak bu dağı aşağı doğru kapat. Burayı tarla yap. Ben burayı ekeceğim. Adam bir bakmış şöyle vadiye. 5 sene, 10 sene, 20 sene çalışsa kazma kürek. O vadiye o dağları doldurup kapatıp orayı tarla yapmanın imkanı yok ama tövbe etti. Adamın da üzerinde hakkı var. Hakkı da ödemesi lazım. Bunun için de geldi. E o da bunu istiyor. Naçar kabul etmiş. Olur demiş. Yapar. Ertesi sabah eline aldığı gibi kazmayı, küreği koşmuş. Bir yandan dolduruyor, bir yandan. Dolduruyor. Akşama kadar çalışmış ter içinde. Ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün ama mümkün değil yıllarca çalışsa gene o vadide olmaz. Elini açmış. Cenab-ı yakarmış. Demiş ki ya Rabbi beni günahımdan döndüren sensin. Tövbe ateşini benim içime düşüren sensin. Bunu böyle emreden sensin. Beni bu adama getiren sensin. E şimdi başımda böyle bir iş var. Sen bana yardım et ya Rabbi. Ben bu işin içinden çıkamam. İhtiyarladım. Ömrümün sonuna kadar ben burayı kassam gene bitmez ya Rabbi. Sen bana yardım et falan derken bir gürültü patırtı böyle dağlar yerinden oynuyor adam bir sendelemiş deprem o topraklar kaydı gibi nasıl olduysa adam kaça kaça arasından zor kurtulmuş orayı kapatmış dümdüz iki taraftan vadi kapanmış aman ya Rabbi demiş adam varmış gitmiş Yahudi'nin yanına senin mevzu tamam oldu demiş nasıl tamam oldu. Tamam demiş. İstediğin gibi orası doldu demiş. Tarla artık istediğin gibi ekebilir. Sen nasıl yaptın bu işi? Vallahi ben yapmadım demiş. Allah yaptı. Nasıl oldu? Bir gürültüyle beraber vadinin iki yakası kapandı dümdüz. Hele gel. Gidip bakıyorlar. Aha. Tarla tamam. Yahudinin gözleri pal taşı gibi açılmış. Böyle şey olur mu? Olur. Adam demiş ki tamam artık bana hakkını helal et de ben gideyim. Yahudi olmaz demiş. Şimdi ben maktiyle şöyle ahdetmiştim demiş. Sen benden yüz altın aldın ya. Ben sana şimdi yüz altın vereyim, çalışmanın karşılığı olarak bir torbanın içinde. Sen o yüz altını tek tek benim elime say. Ben yüz altının avucuma dolduğunu göreyim. Ondan sonra sen affeder. Tamam demiş adam çaresiz. Yahudi bir torbanın içinde getirmiş. Al demiş burada yüz altın var. Sen bana say tek tek ver. Adam Bismillahirrahmanirrahim demiş torbayı açmış, Yahudinin avucuna saymaya başlamış. 1, 3, 7, 15, 95, 97, 98, 99, 100. 100 altın tamam olmuş, keseye dolmuş. Yahudi adama bakmış demiş ki, sen bana şu İslam'ı tebliğ et bakayım. Anlamadım demiş. Nasıl Müslüman olmuş bana bir öğret bakayım. İşte kelime-i şehadet getireceksin. Nasıl getirilir bana bir öğret? Adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Yahudi tekrar etmiş İslam. Olmuş. Adam şaşırmış. Demiş ki yani nedir hani Allah mübarek etsin de bu Müslüman oluşunun sebebi nedir? Yahudi diyor ki Tevrat'ta bir ayet vardı. Allahü Teala diyor ki Tevrat'ta bir insan gerçekten tövbe ederse tuttuğu toprak Altın olur. Ben diyor sana keseyi verdim ya torbayı torbanın içine kum doldurmuştum. Altın yoktu o torbanın içinde. Ama sen aldın o torbayı tek tek benim avcuma altın saydın diyor. Demek ki sen gerçekten tövbe edenlerdensin. Demek ki senin inandığın din gerçekten hak din. Demek ki senin tövbe ettiğin kendisine döndüğün Allah inanılası bir Allah. Ben diyor buna tacip ettim de işte bunun için tövbe ettim. Böyledir bu işler. Bir insanın tövbesinin samimi ve gerçek olup olmadığının ispatçılarından birisi de şudur derler. Senin tövbene bakıp da başkaları da tövbe eder. Bak o zaman sen hakikaten tövbe edenlerden olmuşsun. Tövbenin kabulüne delil sayarlar bunu. Bak adam bir tövbe etti, Allah Teala vesileler halk etti, yarattı ve işte o Yahudinin de ihtida etmesine sebep oldu. Hakiki tövbe bu. Şimdi kısadan ise ne çıkaracağız? A benim can erenler insan hakikaten günahlarından tövbe eder. Allah'a yönelirse Allah onun tuttuğunu altın eder. Hani beklemeyin zahiren. Ben de bir torba alayım da tek tek sayayım da onlar da altı. Böyle değil. İşte rast gitmeye başlar. Ummadığı yerden onu rızıklandırmaya başlar. Onu muhafaza etmeye başlar. Korumaya başlar. Ummadığı yerden kapılar açmaya başlar ona. Dünyası da güzel olur. Ukbası da zaten güzel olur. Mevla bize nasuh bir tövbe ile tövbe etmeyi nasip etsin. Büyük bir Allah dostu şiirinde diyor ki, Tövbeye muhtaçken tövbemin ahı, sensiz işlemedim hiçbir günah. Madem ki sağımdan çektin eyvah, solumda durana yaz deme bari. Yazmaz inşallah, yazdırmaz inşallah. Eyvallah.